Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. KPS tarih deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz sizlerle birlikte. Değerli arkadaşlarım hemen ne yapalım? Denememizin ilk sorusuyla başlayalım. Tarihçiler Göktürk Devleti ikiye ayrıldıktan sonra kurulan devletleri Doğu ve Batı Göktürkler olarak adlandırırken Uygur Devleti ikiye ayrıldığında bu devletler Kansu ve Turfan Uygurları olarak adlandırılmışlardır. Bu durum Uygurların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur sorusu yöneltilmiş değerli arkadaşlarım. Baktığımız zaman Göktürkler Çin'in baskılarına dayanamayarak 582 yılında ne yapacak? Ikiye ayrılmış olacak. Tarihçiler bu devletleri Doğu Göktürkler ve Batı Göktürkler olarak adlandırmaktadır. Göktürkler biliyorsunuz ki konar göçer bir yaşam tarzı benimsediklerinden yani bir bölgede olmadıklarından kurulan devletlerde Doğu ve Batı olarak adlandırılıyor. Ancak Uygurlar yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir. Bu devlette 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılıyor ve kansu Uygurları ve Turfan Uygurları olmak üzere ne yapılacak ikiye ayrılmış olacak. Uygurlar yerleşik hayata geç, geçtiklerinden kurulan devletler bulundukları yerin ne olacak değerli arkadaşlarım adıyla anılmış olacak. Burada cevabımız ne oluyor? Yerleşik hayata geçmeleri olmuş oluyor. Değerli arkadaşlarım. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Türk, Altay, Moğol ve Orta Asya mitolojisinde kutsal merkez olarak bilinen ve Orhun yazıtlarında Türk memleketlerin yüreği olarak nitelendirilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım. Cevabımız burada ne olacak? E, ötüken olmuş olacak. Ötüken e, Orta Asya mitolojisinde özellikle kutsal merkez olarak biliniyor ve Orhun yazıtlarında e, kim tarafından Bilge Kağan tarafından değerli arkadaşlarım Türk memleketliğinin yüreği olarak e, nitelendirilmiş neresi burası? Ötüken'dir. Cevabımız burada Ötüken olacak. Üçüncü sorumuza bakıyoruz hemen. Yukarıdaki eserlerden hangilerinin Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da inşa edildiği söylenebilir sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Mama Hatun Kümbeti, Divri Ulu cami Darüşşifası, Yağbasan Medresesi. Değerli arkadaşlarım, Anadolu'ya hakim olabilmek amacıyla ne olacak? 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti Bizans ile Malazgirt Savaşı'nı yapacak. Bizans'ın ağır bir yenilgi aldığı bu savaştan sonra artık Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış olacak ve Sultan Alparslan'ın komutanları tarafından Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuş olacak. Bu beyliklerden bakıldığı zaman Mama Hatun kümbeti kime aitti? Değerli arkadaşlarım e, Saltuklara aittir. Saltuklara ait. Divri Ulu Camii kime aittir? Sivas'ta yer alıyor. Mengüceklere ait. Mengücek. Yağbasan medresesi değerli arkadaşlarım bu da Danışmetlere ait bir eserdir. Danışmetlerin ee, özelliğini söyleyelim değerli arkadaşlarım. Yağbasan Medresesi'nin özelliğini. Anadolu'nun bilinen neydir? En eski medresesidir. Burada değerli arkadaşlarım Malazgirt Savaşı'ndan sonra bu üç e, yapıda ne olacak? E, i̇nşa edilmiş olacak. O yüzden cevabımız E-Şıkkı. Soru dörde bakıyoruz. Karayülük Osman Bey tarafından kurulan ve ünlü hükümdarları Uzun Hasan'ın döneminde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevrildiği Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, bu devletimiz kimdir? E, Akkoyunlu devleti olmuş olacak. Kurucusunu bilelim. Karayülük Osman Bey tarafından kuruluyor. En ünlü hükümdarı kimdir? Uzun Hasan'dır. E, Uzun Hasan döneminde Kur'an-ı Kerim'in Türkçeye çevrildiğini ne yapalım? Bilelim değerli dostlarım. Soru 5'e bakıyoruz hemen. 1. Murat döneminde savaşlarından hangileri yapılmıştır? 1. Murat döneminde değerli arkadaşlarım, Sırp Sındığı Sazlıdere Savaşları yapılmıştır. Sırp Sırpsındığı Savaşı neydi? Haçlılar ile yapılan ilk savaştır değerli arkadaşlarım. Sazlıdere Savaşı neydi? 1360 1363'te Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan bir savaştır. savaşı. Osmanlı Devleti kazanacak ve Edirne bu savaşla birlikte fethedilmiş olacak. Ancak Varna Savaşı değerli arkadaşlarım 2. Murat döneminde yapılmış bir e, savaştır. Haşlarla yapılıyor bu savaş. Burada cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olmuş olacak. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde emekli olan veya ölen yeniçerilerin boşluğunu doldurmak ya da askere olan ihtiyacın giderilmesini sağlamak amacıyla Acemilerin yeniçeri ocağına alınmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım, biz bu duruma ne diyorduk? Bedergah yani kapıya çıkma değerli arkadaşlarım diyorduk. Burada cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Diğer kavramlarımızı açıklayacak olursak pençik sistemi neydi? Pençik sistemi savaşta esir alınan Hristiyan çocuklarının beşte birinin beşte birinin değerli arkadaşlarım devlet hizmetine alınması e, usulüne verilen addır. Savaş esiri olarak anlıyor bunlar değerli dostlarım. Kafes usulü nedir? Kafes usulü ise Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanabilmeleri için lala denilen eğitmenler eşliğinde e, nereye gönderilecek? Sancaklara e, gönderilmesinden vazgeçilerek sarayda şimşilik denilen bölümde tutulmaları usulüne veriliyor. Yani sancaklara değil değerli arkadaşlarım şimşilik denilen bölümde tutulmaları usulüne veriliyor. 1. Ahmet döneminde geliyordu atılacağınız üzere. Sancağa çıkma Şehzadelerin lala eğitmenler eşliğinde sancaklara gönderilmesidir. İdari ve askeri alanda eğitimler görüyor. İcazet alma bu da bir nevi diplomadır değerli dostlarım günümüzdeki. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'da arzu halleri yüksek ses sokmak, tımar ve ziyametlerin beratlarını yazdırmak gibi görevleri yürüten ve bürokratik işlerle ilgilenen görevli aşağıdakilerden ...hangisidir sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım... ...bu divan üyesi... ...kimdi? Reisül Kütap'tı. Reisül Kütap... ...Osman Devleti'nde divanda... ...işlerin zamanında ve düzenli bir şekilde... ...yürütülmesini sağlamak için... ...nişancıya bağlı olarak görev yapmaya başlıyor... ...ilk başta. Bunu unutmayın. Kime bağlı? Nişancıya bağlı ilk başta. Daha sonra önemi artıyor ve... ...devletin dış işleriyle ilgili... ...sorumluluğu üstlenmiş oluyor. Ve kaçıncı yüzyılda değerli arkadaşlarım divana divanda yer almış oluyor. 17. yüzyılda divanda yer almış oluyor Reisül Kütap. Soru 8'e bakıyoruz. Osman Devleti'nde İstanbul'un en yüksek mülki amiri aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım İstanbul'un en yüksek mülki amiri kimdir? Taht kadısıdır. Değerli arkadaşlarım bunu asla unutmayın. Osman Devleti'nde İstanbul'un en yüksek mülki amiri kimmiş? Taht kadısıymış. Burada cevabımız C şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde Rumeli ve Anadolu Beylerbeylikleri'nin merkezleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Hı. Değerli arkadaşlar, <laughs> 1. Murat döneminde Rumeli'deki topraklar e, ne olacak? E, sancak statüsüne getirilip Rumeli Beylerbeyi'ne bağlanmış olacak. Yıldırım döneminde ise Anadolu Beylerbeyi kuruluyordu. Osmanlı Devleti'nde Rumeli Beylerbeyi'nin merkezi neresidir? manastırdır. Anadolu Beylerbeyi'nin merkezi ise Kütahya'dır. Burada cevabımız D şıkkı olacak. Soru ona bakıyoruz hemen. 1609-1616 yılları arasında birinci Ahmet tarafından yaptırılan ve Avrupalılar tarafından Mavi Cami, Blue Mosque olarak da bilinir. Mavi Cami olarak adlandırılan Sultan Camisi'nin mimarı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, Sultan Ahmet Camii'nin mimarı kimdir? Mimar Sedefkar Mehmet A'dır. Burada cevabımız C şıkkıdır. Sultan Ahmet Camii 1. Ahmet döneminde yapılıyor ve Mavi Camii olarak adlandırılıyor. Soru 11'e bakıyoruz. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ekonomik, idari, askeri ve sosyal alanlarda ortaya çıkan sıkıntılar çalkantı, çalkantılara neden olmuş. İstanbul'da, Anadolu'da ve bazı eyaletlerde isyanlar meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda meydana gelen bu isyanların nedenlerinden biri değildir sorusu yöneltilmiş. Bakalım bu dönemde değerli arkadaşlarım ne olacak? Tımar sistemi e, bozulmuş olacak ve Anadolu'nun güvenliği bozulmuş olacak bunun sonucunda. Rüşvet ve adam kayırmalar artacak bu dönemde değerli arkadaşlarım. E, halktan ağır vergiler alınmaya başlanacak milliyetçiliğe bağlı bağımsızlık hareketlerinin yaşanması değerli arkadaşlarım bu durum Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımının etkisiyle kaçıncı yüzyılda değerli arkadaşlarım 19. yüzyılda çıkmış olacak. O yüzden cevabımız burada değişik tarımsal üretimde değerli arkadaşlarım 17. yüzyılda azalmış oluyor. Soru 12'ye bakıyoruz. İngiltere ile Rusya'nın tarihte ilk kez... İttifak kurduğu ve birlikte aynı safta savaştığı gelişme aşağıdaki Osmanlı topraklarından hangisini Fransa tarafından işgali neticesinde olmuştur? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlar İngiltere ile Rusya tarihte ilk kez Fransa'nın e, 1798'de, <laughs> 1798'de Mısır'ı işgal sırasında ittifak e, yapıyorlar. <laughs> Pardon değerli arkadaşlar. Ee, ve Akdeniz'deki çıkarların her iki devleti bir araya getirmiş oluyor. Ee, bu iki devletin Osmanlı'ya yardım etmesi sonucunda Fransa ne yapacak? Barış istemek zorunda kalacak ve 1801 El Arish anlaşmasını ne yapacak? İmzalamış olacak. Burada ilk kez ittifak kurduğu, birlikte aynı, sa e aynı safta savaştığı gelişme nedir? Mısır olmuş olacak. Osmanlı toprağı. 13'e bakıyoruz. Yukarıdaki savaşlardan hangilerinde taraflardan birinin Fransız olduğu savunulabilir demiş. Değerli arkadaşlar. Yüzyıl savaşları, çifte güç savaşları, 30 yıl savaşlarını vermiş. Burada yüzyıl savaşları İngiltere ile Fransa arasında yaşanan veraset savaşlarıdır. Bunu alacağız. Çifte güç savaşları İngiltere'nin hanedanlar arasında yaptığı mücadeledir. 30 yıl savaşları bu da değerli arkadaşlarım Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile Fransa, İsveç, Danimarka, Hollanda gibi devletlerin arasında yapılan mücadeledir. Bunu da alacağız. Cevabımız değişik olacak. Araya bir tane Avrupa tarihi sorusu atmış denemeden. Soru 14'e bakıyoruz. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi? 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonucunda imzanan Berlin Anlaşması'nın maddelerinden biri değildir. Bakalım Bulgaristan 3'e ayrılarak asıl Bulgaristan Osmanlı Devleti'ne bağlı bir prensik olacak. Bilgisi doğru. Kırım'a bağımsızlık verilecek ve Kırım Hanları sadece dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalınacak. Değerli arkadaşlarım bu madde Berlin Anlaşması maddeleri arasında yoktur. Bu madde neydiydi? Küçük Kaynarca Anlaşması'nın maddeleri arasında yer almaktaydı. O yüzden cevabımız B olacak. Karsar Batum Rusya'ya verilecek. Değerli arkadaşlarım. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olacak. Bosna Ersek Osmanlı toprağı sayılacak ancak yönetimi geçici olarak Avustur Avusturya verilecek bilgisi de doğrudur. Soru 15'e bakıyoruz. 2. Abdülhamit döneminde Japonya İmparatorluğu'na imtiyaz nişanı ve çeşitli hediyeler götüren geri dönüş yolculuğu sırasında 16 Eylül 1890 16 Eylül 1890'da Tayfun'a yakalanarak batan Osmanlı gemisi aşağıdakilerden hangisidir? Bir anda okuyamadım değerli arkadaşlar. E, bu e, gemimizin adı neydi değerli arkadaşlarım? Ertuğrul gemisiydi. 2. Abdülhamit döneminde Japonya'ya gidiyor bu. Değerli arkadaşlarım e, dönüş yolculuğunda ne yapacak? E, batacaktır değerli dostlarım. Cevabımız A seçeneği Ertuğrul olacak. Soru 16'ya bakıyoruz. İsmi bizzat 2. Mahmut tarafından konulmuştur. Devletin siyasi ve idari icraatını tebaaya tanıtmak... Vakani üslerin kaydettiği olayları günü gününe tespit ederek neşretmek amacıyla çıkarılmıştır. Fransızca, Ermenice, Rumca ve Arapça nüshaları da yayınlanmıştır. Özellikleri verilen gazete aşağıdakilerden hangisidir sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım bu gazetemiz nedir? Takvimi vekaidir. Değerli dostlarım Fransızca, Ermenice, Rumca ve Arapça nüshalarıyla birlikte yayınlanıyor. 2. Mahmut döneminde yayınlanan bir gazetedir. Takvimi ve değerli dostlarım. E, Ceride resmiye neydi? Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra e, meclis hükümetinin resmi gazetesi olarak yayınlanmıştır. Tercüman Ahval gazetesi 1860'ta Agah Efendi'nin değerli arkadaşlarım teşebbüsüyle, teşebbüsüyle kurulan resmi niteliği olmayan gazetedir. Tercüman hakikat nedir? Bu da Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılan siyasi gazetedir. Tasviri Efkar, Efkar bu da Şinasi tarafından yayınlanan bir Gazetedir 1862'de. Soru 17'ye bakıyoruz. Ne diyor? Balkan Savaşları sırasında Hamidiye Karavezörü Komutanlığına atanan, bu görevde kazandığı başarılarından dolayı Hamidiye Kahramanı olarak adlandırılan ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayanlar arasında yer alan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım bu ismimiz kimdi? Hüseyin Rauf Orbay'dır. Cevabımız burada değişik. Kendisi Balkan Savaşları sırasında Hamidiye Kahramanı olarak adlandırılıyor. Daha sonrasında Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasında değerli arkadaşlarım yer alan isimlerden birisidir Rauf Orbay. Soru 18'e bakıyoruz. Yukarıdaki dizelerin sahibi ve Türkçülük akımının önde gelen isimlerinden olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Vatan ne Türkiye'dir? Türklere ne Türkistan? Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Değerli arkadaşlarım e, soruda verilen dizeler kime aittir? Türk milliyetçilerinin babası Ziya Gökalp'e aittir. E, Ziya Gökalp biliyorsunuz ki 2. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Fırkası'nın e, Diyarbakır Şubesi'ni açarak siyasi çalışmalarını e, yönetecektir. E, daha sonra İstanbul'un işgali sırasında Malta'ya sürülecektir. Birçok dergi çalışmaları yapıyor değerli arkadaşlarım. E nelerdir bunlar? E, Türkçülüğün esasları, Kızıl Elma, e, başka ne var? Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. Malta mektupları değerli arkadaşlarım Ziya Gökalp'in önemli dergiler arasında yer almaktadır. Soru 19'a bakıyoruz hemen. Yukarıdakilerden hangilerinin Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunu etkilediği söylenebilir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Brest-Litovsk Antlaşması'nın imzalanması, 1915 Londra Antlaşması'nın imzalanması, Almanya'nın Atlas Okyanusu'nda Amerika gemilerini batırması. Değerli arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı biliyorsunuz ki 1914'te başlıyor. Savaş başladığı sırada e, ittifak devletleri içerisinde yer alan İtalya 1915'te e, İngiltere, Fransa ve Rusya ile imzaladığı Londra anlaşması ile birlikte Ne olacak? 12 ada ve e, Antalya ve çevresini almak karşılığında İtilaf grubuna geçecektir. Londra anlaşması ile olduğunu unutmayalım. Değerli arkadaşlarım savaş devam ederken Rusya'da 1917 senesinde Bolşevik ihtilali yaşanacak ve Çallık yönetimi yıkılmış olacak. Yeni kurulan Sovyet Rusya ne yapacak? 1918'de Brest-Litovsk anlaşmasının imzalanmasıyla savaştan çekilmiş olacak. E, savaşın ilk yıllarında bağımsızlığını ilan eden Amerika bir yandan da itilaf devletleriyle silah ve cephane ticareti yapıyor. Almanya, Amerika'nın bu faaliyetlerini durdurmasını istiyor. Bu talep ciddiye alınmayınca Atlas Okyanusu'nu ne yapacak? Gemilerini batıracak. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu olay üzerine Amerika'da Birinci Dünya Savaşı'na girmiş olacak. Burada cevabımız 1, 2 ve 3. Hepsi olacak. Soru 14'e bakıyoruz. Kadro Dergisi'nin ve Anadolu Ajansı'nın kurucular arasında bulunmuştur. Mini mücadeleden itibaren Atatürk'ün yakın arkadaşlar arasında yer almıştır. Başlıca eserleri Yaban, Kiralık Konak ve Ankara'dır. Bu ismimiz değerli arkadaşlarım kimdir? Yakup Kadri Kara Osman oğludur. Burada cevabımız değişik olacak. Bu eserleri unutmayalım. Yaban Kiralı Konak Ankara Kadro Dergisi'ni unutmayalım. Anadolu Ajansı'nın kurucular arasında olduğunda unutmayalım. Soru 21'e bakıyoruz. Milli mücadelenin Güney Cephesi aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan savaş sonunda imzalanan bir anlaşmayla kapanmıştır? Güney Cephesi Değerli arkadaşlarım Yunanlarla yapılan Sakarya Meydan Savaşı sonrasında e, imzalanan Ankara Anlaşması ile kapanmıştır. Burada sakın Fransa, Ermenistan demiyoruz. Bize soruda ne diyor? Güney cephesi aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan savaş sonunda imzalanan anlaşmayla? Biz Yunanlarla yaptığımız anlaşma sonucunda Sakarya Meydan Buharebesi sonrasında değerli arkadaşlarım e, Ankara Anlaşması'nı imzalıyoruz. Bu anlaşma ile e, Türkiye-Suriye sınırı e, değerli arkadaşlarım. Hatay ve İskenderun dışarıda kalacak şekilde belirleniyor. Burada cevabımız ne olacak? Yunanistan değerli arkadaşlarım olmuş olacak. Güzel bir sorudur. Çeldirici bir sorudur. Dikkat etmemiz lazım. Soru 22'ye bakıyoruz. Yukarıdaki bankalardan hangileri Atatürk döneminde devletçilik ilkesi doğrultusunda kurulmuştur? Bakalım. Sümerbank, İtibank, İş Bankası. Değerli arkadaşlarım. Devletçilik ee, Türk devletlerinde daha çok ülkeyi geri kalkınmışlıktan kurtarmak ve her türlü bağımsızlığı sağlayabilmek için gerekli ekonomik sistem olarak görülmüştür. Bunu bilmemiz lazım ilk olarak. Atatürk'ün devletçilik ilkesi bireylerin kendi imkanlarıyla yapamayacağı işleri devletin yapmasını öngörür. Burada bakıldığı zaman Atatürk döneminde Sümerbank 1933'te derli arkadaşlarım Etibank'ın kurulması biliyorsunuz ki 1935'te. Bunlar e, devletçilik ilkesi doğrultusundadır. Ancak İş Bankası özel bir banka olduğu için ilk özel bankamızdır. Devletçilik ilkesiyle bağdaşmaz. Değerli arkadaşlarım. E, burada o yüzden cevabımız ne olmuş olacak? 1 ve 2 olmuş olacak. Soru 23'e bakıyoruz hemen. Mustafa Kemal'in ulusal egemenlik iktisadi egemenlik de pekiştirilmelidir diyerek açılışını yaptığı toplantı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım İzmir İktisat Kongresi biliyorsunuz ki Kazım Karabekir'in başkanlığında toplanacak 17 Şubat 1923'te. Bunun açılış konuşmasını yapan değerli arkadaşlarım Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal ulusal egemenlik, iktisadi egemenlik de pekiştirilmelidir demiştir açılış konuşmasında İzmir İktisat Kongresi'nde. Soru 24'e bakıyoruz. Yeni Türk Devleti'nin ilk muhalefet partisi, değerli arkadaşlarım, e, kimdi? İlk muhalefet partimiz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. İkinci muhalefet partisi ise, değerli arkadaşlarım, Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Soru 25'e bakıyoruz. Bakalım altta soru var mı? Evet varmış. Bakalım, aşağıda verilen İkinci Dünya Savaşı'na katılan devletleri ve liderleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım, değerli arkadaşlarım, İkinci Dünya Savaşı biliyorsunuz ki 1930 9, 1945 yıllar arasında yaşanmıştır. Bakıldığı zaman Amerika'nın başında Roosevelt var. Franklin Roosevelt. Değerli arkadaşlarım Sovyet Rusya'nın başında Stalin. Almanya'nın başında Hitler. İtalya'nın başında değerli arkadaşlarım kim vardır? Mussolini vardır. Churchill yoktur. Churchill İngiltere'de değerli arkadaşlarım. İlk başta Chamberlain daha sonra Churchill geçiyor. En sonunda Clement Aitle'la savaşı bitiriyor İngiltere. Burada cevabımız değişik. Japonya'nın başında İmparator Hirohito vardır. E, Fransa değerli arkadaşlarım Fransa'yı da söyleyelim. E, Vichy hükümeti lideri Maréchal Pétain var değerli arkadaşlarım. Daha sonra İngiltere'deki Fransız direniş hareketi lideri Charles de Gaulle e, başa geçmiştir Fransa'dan. İngiltere'yi söylemiştik. E, Neville Chamberlain daha sonra Churchill en son 45 işte değerli arkadaşlarım. Clement Eitel başa geçecek. Amerika'da ise <laughs> Nisan 1945'e kadar Franklin Roosevelt, daha sonra ise Henry Truman değerli arkadaşlarım başa geçecek. Sovyet Rusya'da ise e, savaş boyunca Joseph Stalin başta duracaktır. E, Mihver devletlerde ise değerli arkadaşlarım Alm Almanya'nın başında Hitler, İtalya'nın başında Mussolini, Japonya'nın başında ise İmparator Hirohito olacak. Sonra 27'ye bakıyoruz hemen. Bosna Ersek'te Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından yapılan ve 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'ne eklenen Osmanlı eseri değerli arkadaşlarım neresiydi? Mostar Köprüsü'ydü. Mostar Köprüsü'nün Mimar Hayrettin tarafından yapıldığını asla unutmayalım. Ve Bosna Ersek'te olduğunu unutmayalım. Son sorumuza bakıyoruz. Elmenistan'ın 93'te Dağlık Karabağ'ı işgal ederek çok sayıda Azeri Türk'ünü katlettiği olay aşağıdakilerden hangisidir? Bu olaya değerli arkadaşlarım biz ne diyorduk? Hocalı katliamı diyorduk. Bu da cevabımız B şıkkı Hocalı katliamı olmuş olacak. E, Serep, e, ne, Serep katliamı değerli arkadaşlarım. Neydi bu? E, Bosna'da Müslümanların katledilmesi olayı da Sırplar tarafından. E, Boksi'de katliamı ise kanlı pazar anlamına gelir. E, 1972 tarihinde Kuzey İrlanda'nın değerli arkadaşlarım ...deri kentinde e, ne yapacaktır? Gerçekleşen bir katliamdır. Halepçe katliamı nedir? Bu da İran-Irak Savaşı esnasında Saddam Hüseyin'in değerli arkadaşlarım eee İran kuzeyinde Kürtlere karşı düzenlediği bir e, isyandır. Değerli arkadaşlarım kanlı cuma olarak da bilinir. Eee ket, ket okuyamadım. E, Nasıl okunuyor? <laughs> Şu Şöyle okuyamadım. Ketkin katliamı değerli arkadaşlarım, kusura bakmayın okuyamadım. Bu ise 1940'ta Rusya tarafından Lenin'in emriyle değerli arkadaşlarım Polonya'da subay ve sivillerin öldürülmesi olayıdır 1940'ta. Bu sorumuzla birlikte denememizin sonuna geldik. Umarım değerli arkadaşlarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun.